أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Evet. 111. ayet-i kerime. Böyle ayet-i kerimelerin birçoğu öyledir ya. Çizgi çiziyor. Sen hangilerindensin diyor. Sen hangilerindensin diyor. Bu soru ister istemez ayet-i kerimeyi okuduğumuz zaman herkesin kendi kendisine elinde olmasa dahi soracağı bir sorudur. Ben acaba bu ayet-i kerimenin işaret ettiği, biraz sonra göreceğiz, alışverişi yapmış olan bir insan diyeyim. Ben alışverişimi yaptım mı? Satım mı? Sattım mı? Sattımsa alacağım vardır. Satamadımsa alacak bir şeyim de olmaz demek. Diyor ki ayet-i kerime, saydı billah, اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. Şüphesiz Allah müminlerden canlarını ve mallarını onlara cennet vermek karşılığında, cennetin onlara verilmesi karşılığında satın almıştır. Alışverişte biliyorsunuz iki taraf olur. Burada da iki taraf var. Bir tarafta müminler, bir tarafta Allah. Alışverişte bedel olur. Her taraf bir bedel verir. Bir bedel ortaya koyar ve bu bedeller karşılıklı olarak teslim alınır. Alışveriş böyle tamamlanır. Taraflar müminler ve Allah. Bir tarafta müminler, bir tarafta Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Bedeller müminler tarafındaki bedel, canları ve malları, Allah'ın verdiği bedel cennet. Böyle bir alışverişin neticesi ne olur? Her bir alışverişin de bir hükmü vardır. Değil mi? Hüküm ne? Bedellerin taraflara intikal etmesi. Yani ben bu bardağı sattım, bana 5 lira verildi. Bardak bana 5 lirayı verenindir. 5 lira da artık benimdir. Alışverişin hükmü ne? Neticesi ne? Biz sattık ya canımızı malımızı mümin olarak, onun karşılığında artık bu alışverişin gereğini yerine getireceğiz. Nedir o? Yukatilune fi sebilillah. Feyaktulune ve yuktelun. Canını malını sattıktan sonra artık Allah yolunda müminler savaşırlar. Ya ölürler ya öldürürler. Feyaktulune ve yuktelun. Kital öyle bir yerdir. Orası can pazarıdır. Karşındakini ya sen öldüreceksin ya o seni öldürecek. Bunun üçüncü bir şıkkı yok. Sen sattığına göre senin için hiç önemli değil. Bir vakit gelecek elbette öldürüleceksin veya hayatta kalacaksın. Değil mi? Cenab-ı Allah ne diyor ayet-i kerimede müminlerin diliyle? Şöyle demelerini emrediyor. قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا اِلَّا اِحْدَ الْحُسْنَيَيْنَ. De ki ey kafirler, siz bizim hakkımızda şu iki güzel neticeden birisinden başkasını mı bekliyorsunuz? Hakkımızda bizim için şu güzel iki neticeden birisinden başkasını mı bekliyorsunuz? Ya biz öldürüleceğiz veya öldüreceğiz. Ya şehit olacağız ya gazi olacağız. Cenab-ı Peygamber de buyuruyor ki Allah yolunda cihad edene iki şeyden birisini vaat etmiştir. Ya onu cihat meydanında şehitlik mertebesine kavuşturacak, günahlarını bağışlayacak ve ona vaat ettiği ecrini verecek. Yahut da
alacağı ecir ve ganimetle birlikte onu sağ ve salim olarak tekrar çıktığı yere geri getirecek. Allah yolunda kıtalin, savaşın iki güzel neticesi budur. Birinden birisi mutlaka elde edilir. Ya şehit olursun ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerde şehitlerle alakalı söylenen çok hadisler var. Şehidin diyor şu kadar hasleti var ve bunlar yalnız şehit içindir. Bir tanesine kanından akan ilk damla ile birlikte kul hakkı borç dışında bütün günahları anında bağışlanır. Kanından akan ilk damlayla birlikte ve bunlar ancak şehide verilen meziyetlerdir, özelliklerdir. Kanından yere düşen ilk damlayla birlikte, hatta yere düşmeden, borcun dışında bütün günahları sıfırlanır. Aman ya Rabbi. Buna bütün kalbiyle iman eden bir mümin gerçekten cihad meydanında öldürülmekten çekinir mi? Böyle bir korkusu olur mu? Böyle bir endişe, böyle bir ölüme giderken geri adım atması düşünülebilir mi? Olamaz. İşte tarih boyunca müminlerin, İslam ordularının kolay zafer kazanmalarının sırrı burada. Ölümden korkmak şöyle dursun, ölümü arayan insanlar savaşır orada. Halid bin Velid'in dediği gibi, Allah'a yemin ederim diyor, savaşa girdiğim her seferinde baktım diyor, ölüm riski en çok neredeyse oraya gittim savaştım diyor. Ölüm riski nerede yüksekse, ölme ihtimali nerede yüksekse oraya koştum. Fakat Rabbim diyor bana şehadeti nasip etmedi. Korkaklara gidin söyleyin diyor. İşte o Halid yatağında ölüyor. Savaş adamı öldürmüyor yani. Savaş adamı öldürmez. Bu yakin ile, bu akide ile cihada atılan bir müminin ölümden korkmamasının sırrı işte burada bekliyor. Burada yatıyor. Burada yatıyor. Bunu anlamayan müminlerin atılganlığını, ikdam dediğimiz Arapçada öne ileri atılmasını da anlayamazlar, izah edemezler. Hindistan'da Müslümanlarla savaşırken bir generalin hatıratında yazdığı gibi. Diyor bizi ayıplıyorlar diyor. Bizi ayıplıyorlar. Koca İngiliz ordusu Müslümanlar karşısında hiçbir şeyleri yok. Hindistan'da nasıl gerektiği gibi ilerleyemedi? Soralım diyor böyle diyenlere. Topun namlusuna baktığı zaman öbür ucunda cenneti gören insanlara karşı biz daha fazla ne yapabilirdik ki diyor. İş burada. İslam İnsanı evvela bu imana, bu yakine, bu mertebeye yükselten bir dindir. Niçin? Çünkü mümin, Türkçedeki tabiriyle ununu elemiş, eleğini asmış. Alışverişini yapmış, bitirmiş o. Artık onun için bu alışverişin sürecinin bitmesi zamanı kalmıştır. Başka bir şey yok. Alışverişini yapmış bitirmiş. Ne zaman gerekiyorsa alışverişin gerektirdiği ahkamı, alışverişin bir hükmü vardı ya, o hüküm ne gerekiyorsa onu yapar gerektiği zaman. O kadar. Bugün mü gelir zamanı, yarın mı gelir, birinci gazada mı olur, üçüncüsünde mi olur, beşincisinde mi olur, hiç mi olmaz? Onun için önemli değil o. Önemli olan onun sorumluluğunu gerektiği zaman, gerektiği gibi, gerektiği şekilde yerine getirmesidir. Ya buraya gideceğim, bunda ölüm riski varmış, hele ayak direteyim. Müminin işi bu değil ki. O
surenin daha önce mevzubahis ettiği münafıkların hesabıdır o. Mümin böyle bir hesap yapmaz. Mümin, aman burada savaş riski var, ölüm riski var, tehlike var, hapis var, zulüm var, şu var, bu var. Kardeşim sen alışverişini yapmadın mı? Yaptınsa bu gibi hesapları yapmazsın. Allah için yapılması gereken bir iş varsa onun neticesi ne olur demeden o işe girersin. Allah için yapılması mı gerekiyor? Ha, gerekmiyor. Yapmak o zaman caiz değil. Mümin gerekeni gerektiği zaman, gerektiği şartlarda yapan insandır. Ben nasıl olsa kendimi, nefsimi Allah'a sattım. Allah'a sattınsa Allahü Teala sana bu nefsin hangi şartlarda satın alındığını da söylemiştir. Göstermiştir. Öyle bir şartın oluşmadığı bir yerde ben bu alışverişi yapacağım. Hayır, öyle bir şey olmaz. Yani cihadın, alışverişin hukuku var. Ölmenin ve öldürmenin hukuku var. Bu hukuka riayet ederek yerine getirilirse alışverişin hakkı da verilmiş olur. Hukuku budur. Evet. Va'den aleyhi hakka. Bu Allah'ın üzerindeki bir vaittir. Ne? Bi enne lehumul cenne vadi. Onlara cenneti vermek karşılığı. Sen canını, malını ortaya koydunsa Allahü Teala da sana cenneti vereceğini vaat ediyor. Onun hak vaadidir diyor. Nerede? Fit Tevrati vel İncili vel Kur'an. Kur'an'ın yeni bir vaadi değil bu. Cihad, küffarla mukatele, i'lâ-i kelimetullah için mücadele, ta Musa aleyhisselamın şeriatında olan bir hükümdür. Fit Tevrat vel İncil vel Kur'an. Öyle İncil'i şimdiki Hristiyan, muharref Hristiyanların veya misyonerlerin, efendim İncil işte barış misyonudur ve biz de barış getiriyoruz diyenler İncil'e de iftira ediyorlar, zaten yalancıdırlar da. Hiç kusura bakmasınlar. Misyonerlerin gittiği hiçbir yerde barış olmamış. Gittikleri her yerde hemen arkasından İngiliz orduları, Fransız orduları, işgal orduları, İspanyol orduları vesaire gelmişler, orayı işgal etmişler ve ayaklarının bastığı yerde toprak bitmemiş. Ot bitmemiş. Her tarafı perişan etmişler. Ama Kur'an-ı Kerim'in işaret ettiği üzere İncil'de de Hazreti İsa'nın davetinde de Allah yolunda cihat hak ettiği yerini almıştır onların dininde de. Kitabında da. Şu andaki muharref İncil beni ilgilendirmiyor. Kur'an'ı ilgilendirmiyor. Allahü Teala'nın söylediği bu. Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da bu Allahü Teala'nın kullarına, nefsini, canını, malını Allah'a satanlara hak vaadidir, cenneti vereceğine dair. Söyleyin bakayım diyor. Ve men evfa bi ahdihi minallah. Allah'tan daha çok ahdine sadakat gösterecek, verdiği sözü Allah'tan daha mükemmel yerine getirecek kim vardır ki? Kim olabilir ki? Festebşirû bibey'ikumullezî bâya'tum bih. Ey bu alışverişi yapanlar! Yapmış olduğunuz bu alışveriş dolayısıyla müjdeler olsun sizlere. Sevinin bu alışverişiniz dolayısıyla. Kârlısınız çünkü. Kârlısınız. Ve zâlike huvel fevzul azîm. İşte bu alışveriş, bu alışveriş neticesinde vaad olunanı elde etmek en büyük kurtuluşun ta kendisidir. Bu bir
rivayete göre ayet büyük Akabe beyati. Biz genelde ikinci Akabe beyati olarak biliriz. Büyük Akabe beyati hakkında inmiştir. Ensar orada 70 küsur kişiydi. Resulullah belli bir dönemden sonra Taif'e de onun için gitti. Özellikle nübüvvetin 10. 9. yılından itibaren kendisini hac mevsiminde Arap kabilelere arz ediyordu. Diyordu ki bakın ben Resulullah'ım. Kureyş benim davetimi tebliğ etmek için himaye etmek şöyle dursun. Bana karşı çıktı. Bana ve müminlere eziyet etti. Davetimi, Rabbimin dinini tebliğ etmeme fırsat vermedi. Aranızdan kim beni himaye ederse ben de ona Allah'ın onun sayesinde dinini yükseltmesi halinde Arapların dahi ona boyun eğeceğini vaat ediyor. Kim beni himaye ederse, benim dediğim davayı la ilahe illallah derse, Araplar ona boyun eğecektir. Cenab-ı Allah bunu hacca gelen muhtelif Arap kabileleri arasında daha önce Yahudilerle girdikleri savaşlarda zaman zaman kaybeden, kendi aralarındaki savaşları da uzun süredir devam eden, Ensara, Evslilerle, Hazrecilere bunu nasip ediyor. Diyorlar ki, sakın bu Resul, Yahudilerin sizi korkuttuğu, o Resul gelecek, biz de ona iman edeceğiz ve sizi Ad ve İrem'in kökünün kazındığı gibi kökünü kazıyacağız diye bizi kendisiyle tehdit ettikleri Resul olmasın. Eğer bu Resul oysa ki o olduğu anlaşılıyor, gelin biz onlardan önce elimizi çabuk tutalım ve bizi tehdit ettikleri neticenin tam aksi bizim için de zuhur etsin. 70 küsur kişi iken aralarında da yaşça en küçükleri Ukbe bin Amr radıyallahu anh ile birlikte beyat ediyorlar. Bu beyat esnasında Ensar'ın başı olan Abdullah bin Revaha Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki kendin için ve Rabbin için dilediğin şartı koşabilirsin diyor. Rabbim için bir ve tek olarak ona ibadet edip onu tevhid etmesini, onunla birlikte başkasına ibadet etmemenizi şart koşuyorum. Kendim için de size geldiğim takdirde kendi ailenizi, kendi nefsinizi nasıl koruyorsanız beni korumanızı şart koşuyorum. Tamam diyorlar. Biz bunları kabul ediyoruz. Peki biz bu şartları yerine getirirsek bize ne var? Bize ne var? Tek kelimeyle el cennet diyor. Cennet var diyor. Tamam diyorlar. La nakilu ve la nestakil diyorlar. Ne biz bu alışverişimizden vazgeçeriz, ne vazgeçmeyi teklif ederiz. Fıkıhla ilgilenenler bilirler. Alışverişte, alışveriş babında, Kitab-ül Buyur'da bir de Bâb-ül İkale vel İstikale manasına şey var. İkale, alışverişten vazgeçmek manası. Artık biz bu alışverişi kesinleştirdik. Kesinlikle bu alışverişten dönmeyi ve dönme teklifini kabul etmeyeceğiz. Ne biz teklif ederiz, ne böyle bir teklifle karşılaşmayı isteriz. Tamam diyorlar. Ondan sonra diyorlar ki, bu gerçekten karlı bir alışveriştir. Biz kar ettik diyorlar. Zannedersin ki 70 yıldır cenneti tanıyorlar da kâr ettiklerini biliyorlar. Cennet var diyor tek kelimeyle. Tamam diyorlar. Rabihal bey' diyorlar. Kâr etti bizim bu alışverişimiz. Dolayısıyla biz bu alışverişten ne döneriz, ne dönmeyi teklif ederiz, ne böyle bir teklifle karşılaşmak isteriz. Gerçekten de
Alışveriş bu. Tabi ayet-i kerimenin nüzul sebebiyle alakalı başka sebepler de var. Fakat önemli olan burada şudur. Beyat gerçekten bu alışverişin, beyat zaten alışveriş demektir. Alışveriş akdi demek. Beyatın bir adı bu. Adı bu. İşte halife akdedilirken de halifeyi efendime söyleyeyim başlarına geçmesi için kabul eden, tasdik eden, onaylayanların işlemine de beyat diyor. O budur. Çünkü İslam'da akitler iki taraflı yapılır ve taraflar eğer karşılıklı bir şeyler taahhüt ediyorlarsa o bir alışveriştir. Ama tabii bildiğimiz hukuki manasıyla, dar manasıyla bey ve beyat alışveriş o mali alışverişler. Ama bu da iştira yani satın yapılan, alışveriş yapılan bir beydir. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذ۪ي بَايَعْتُمْ بِهِ Gerçekten yapmış olduğunuz bu alışveriş ashab-ı kiram için de böyleydi, bizler için de böyleydi. Çok kâr ettiler gerçekten. Medine Yesrib iken medeniyetin beşiği oldu, Medine'tün nebi oldu. Medeniyet Medine'den geldi. Ve biricik medeniyet dünyada o da İslam medeniyetidir. Geri kalan medeniyet iddiasındaki bütün göstermelik şeyler hakikatte vahşetten başka bir şey değildir. Batının medeniyeti yoktur bizim anladığımız manada. Varsa yoksa vahşeti vardır. Dolayısıyla onlardan gelen hukukların hiçbirisi medeni vasfına sahip olamaz. Vahşi hukuk olabilir onlar. Bu hukukların medeniyetle alakası yok. Ama kelime manası itibariyle şehirde yaşamak manasına vallahi şehirde yaşamakla medeni olunmaz. Şehirde yaşamakla medeni olunmaz. Evet, medeniyet şehirde kurulmuştur. Tarih boyunca medeniyetler doğrudur. Fakat biz kendimize göre eğer medeniyetin bir tasnifini yapacak olursak, Medine'ye mensup olan medeniyet, yani muvahhid medeniyet ile müşrik medeniyetler deriz. Ciddi. Öbür medeniyetler, Hint medeniyetinden Çin medeniyetine, günümüz uygarlığına kadar, hepsi temeli, akidesi şirk olan medeniyetlerdir. Dolayısıyla bizimle onlar arasında nasıl tevhid ile şirk aynı noktada birleşmesi imkansız ise medeniyetlerimizin de birleşmesi mümkün değil. Bizim medeniyetimizdeki savaş anlayışı, cihad anlayışı farklıdır. Onlardaki kıtal anlayışı farklıdır. Velhasıl her alanda farklıyız biz. Kıtal, alışveriş, alışveriş yapıldıktan sonra artık insan yeni bir doğuşla yeni bir insan olarak ortaya çıkar. Allah'la ayet-i kerimenin bahsettiği alışverişi gerçekleştiren herkes yepyeni bir insan olarak çıkar ortaya. Değişir. Dediğim gibi hiçbir önceki haliyle alakası kalmaz. Sahabe-i kiramın ifade ettiği gibi biz ne diyorlar? Birimiz Müslüman olduktan sonra her birimiz Müslüman olduktan sonra sanki hamurdan kıl çekilir gibi cahiliye hayatımızdan sıyrılır, ayrılırdık, uzaklaşırdık. Yeni bir insan oluyorlar. İşte İslam öyle bir din. İnsanın gerçek manada aslında yeniden doğması, yeniden varlık sahnesine çıkması gerek fert olarak gerek ümmet olarak ancak İslam'la mümkündür. İnsanı yeniden doğuşu, insanın yeniden doğuşu, daha doğrusu tekrar kendisine dönmesi, kendisini bulması İslam ile mümkündür. İslam'ın dışındaki bütün inançlar, akideler,
ideolojiler, inançlar, dinler tamamıyla insanı gerçek benliğinden uzaklaştırır, Allah'tan uzaklaştırır, cennetten uzaklaştırır, şeytana köle yapar. Şeytanın kulu yapar. Çünkü Cenab-ı Allah ta baştan beri Adem oğullarının önünde iki yol koymuştur. Ya Allah'a kul olunacaktır veya şeytana kul olunacaktır. Onun için ne diyor Cenab-ı Allah Yasin suresinde? Estağfirullah. Elem a'had ileykum ya bani Adem en la ta'buduş şeytan innehu lekum aduun mubin ve en i'buduni hâzâ sırâtun mustakîm. Yol bu. İki yol var beşeriyetin önünde. Tarih boyunca böyle olmuştur. Bugün de böyledir. Kıyamette de böyle olacaktır. Allah'a ibadet ve şeytana ibadet. Şeytana ibadet hiç akıl kârı değil. Niçin? Çünkü insanlığın ta başlangıcından, ilk atasından beri insanlığın en büyük düşmanıdır. Apaçık düşman. Onun için diyor, ey Adem oğulları ben size emretmemiş miydim? Söylememiş miydim? Şeytana ibadet etmeyin diye. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır. Ve size söylememiş miydim? Yalnız bana ibadet edin diye. Bu dost doğru yoldur. Yol budur. Onun için insan yolunu şaşırmış olabilir. İnsanlık tarih itibariyle, tarih boyunca, tarihin bir döneminden itibaren sapmıştır zaman zaman. Belli dönemlerde. Fakat Allah'ın yolundan sapanın bir daha dönüşü yoktur diye bir şey yok. Sapmışsa dönme imkanı vardır. İster fert olarak, ister toplum olarak. Onun için olur ya bu alışverişi yapmış ama ondan sonra bu alışverişin hukukunu yerine getirmemek mümkün olabilir. Mukadderdir. O zaman peki ne oldu, ben kaybettim mi? Hayır. Tekrar alışverişini hatırlarsın, hukukunu yerine getirmek için tekrar yola gelebilirsin. Onun için Cenab-ı Allah ne diyor? Bakın. Ettaibun. Her bir kelime başlı başına bir konu, başlı başına koca bir kitabın konusudur. Bu ayet-i kerimede geçecek her bir vasıf. Müminlerin vasıfları bunlar. Ettaibun. Tövbe edenler. Yani yanlışa saptıkları vakit o yanlışı bırakıp ondan vazgeçerek doğru yola tekrar geri gelenler ve Rablerinden affedilmeyi dileyenler. Yaptıkları hatalarından pişmanlık duyanlar. Bir daha o hataya dönmemek azim ve kararını kesinlikle vererek doğru yola yeniden dönenler. Kendilerini yeniden bulanlar. El-Abidun. Tövbelerini ibadet çizgisi üzerinde devam ederek sürdürenler, sürekli kılanlar, taçlandıranlar. Elhamidun. Tövbelerine ve ibadetlerine bu lütfa, bu büyük kurtuluşa, bu tekrar yeniden kendisine dönüşe, yeniden doğuşa nail olduklarından dolayı Allah'a hamdü senada bulunanlar, sürekli olarak kalplerinden, ruhlarının derinliklerinden kendilerini Allah'a minnettar hissedenler. Bu hissedişleri dolayısıyla sürekli olarak onun yolunda çırpınıp didinenler. Ben senin yolunda ne yapsam azdır diyerek sürekli olarak ibadetlerini sürekli kılmaya çalışan. Bu yolda ben daha ne yapabilirim diye sürekli arayış içerisinde olarak bu dini başkalarına ulaştırmaya çalışanlar.
Bundan dolayı her bir güzellik yaptıkça, her bir iyilik yaptıkça, bundan dolayı sözleriyle de Allah'a hamd edenler, kalplerinden Allah'a teşekkür edenler ve amelleriyle amellerini çoğaltarak Allah'a layık olmanın yollarını arayanlar. Es-sâihûn, seyahat edenler, gezenler. Bu ayet-i kerimenin bu kelimesinden bile Cenab-ı Allah rahmet eylesin, koca bir cemaat doğmuştur. Adına tebliğ cemaati denilen. Seyahati kendilerine ilke edinmişler. Ha, herkesin, her bir hareketin, her bir beşeri çalışmanın lehinde ve aleyhinde olacak şeyler olabilir. Bizler güzellik taraflarını kendimize esas alırsak onun üzerinde dururuz. Biz Allah'a rağmen, bu önemli bir ilkedir bizim, وَلَا نُزَكِّ عَلَى اللّٰهِ اَحَدًا, Allah'ın tezkiye etmediğini, Allah'ın onaylamadığını biz onaylamayız. Yanlışlıklar, yanlış yaklaşımlar, aşırılıklar herkeste olabilir. Biz onların üzerinde durmuyoruz. Fakat söylemek istediğim şu, bakın seyahat edenler lafzından adam kalkmış, Allah rahmet eylesin, bir cemaat fikri çıkarmış. Bir düşünce oluşturmuş. Ve demiş ki ben, benim insanlarım, benim cemaatim gidecekleri her yerde periyodik zamanlarda sistem oluşturmuş yani. Ayet-i Kerime'nin bu kelimesinden hareket ederek. Gidecekler, tanıdıkları tanımadıkları insanlara Allah'ın dinini tebliğ edecekler. Bunun için de ecirlerini Allah'tan bekleyecekler. İslam budur. Bunun ölçüleri içerisinde gerçekten ölçülerine riayet edilerek yapılması bu ayet-i kerimenin şeyidir. Özelliğidir, hususiyetidir bu kelimenin. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? Siyahatu ümmeti el cihad diyor bir hadiste. Siyahatu ümmeti es-savm diyor bir başka hadiste. Seyahat, Hazreti İsa'nın dinini tebliğ vasıtasıydı, yoluydu. Hazreti İsa ve havariler bir yerden bir yere seyahat ederek, dinlerini yaşayarak anlatırlardı. Misyonerlik de aslında oraya kendilerini nispet eder. Hazreti İsa'nın metodunun bu olduğunu söylerler. Keşke Hazreti İsa'nın bu metodunu almak iddiasında oldukları kadar tevhidini de alsalardı, gelsin seyahat etsinler, bize tevhid atlasınlar veya başkalarını alsınlar. Kardeşlerimiz olurlardı onlardan. Velhasıl Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu iki hadisi çok önemli bu manada, bu ayet-i kerimenin bu kelimesini anlamak için. Cihad ne, nasıl yapılır? Böyle. Ha, bir hadis var yine. Hac da seyahattır diyor. Demek ki es-sâihûn, ha bir de İslam alimlerinin bir tefsiri var. Fikriyle, tefekkürüyle kainatta yerinde dursa bile kainatta adım adım seyrederek Allah'ın azametini görenler, müşahede edenler. Yine Kur'an-ı Kerim diyor ki fesîrû fil ardı fanzurû keyfe kânet âkibetul evvelîn, mesela. Öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğunu yeryüzünde dolaşarak görün ve ibret alın. Kısacası bu dinde cihad edersin, ilim için tahsil, ilim tahsiline bu şekilde yorumlayan alimler de var. İlim tahsiline gitmektir seyahat derler. Ve bu İslam tarihinde çok büyük rol oynamıştır. Seyahatle ilim öğrenmek. Bakarsın adam Horasanlıdır, gelir Beytülmakdis'te ilim tahsil etmiştir. Beytülmakdis'te ilim tahsil ederken Endülüs'ten gelen bir alim kardeşiyle karşılaşmıştır. Ondan Endülüs'ü öğrenmiştir, öbürü ondan Horasan'ı öğrenmiştir. İkisi birlikte Beytülmakdis merkezinde Suriye'yi, İslam dünyasını öğrenmiştir.
Veya Mekke'de buluşmuşlardır. Veya Bağdat'ta buluşmuşlardır. Veya İstanbul'da buluşmuşlardır. Veya belki Kosova'da buluşmuşlardır. Endülüs'te buluşmuşlardır. Granada'da buluşmuşlardır. Mağrib'te buluşmuşlardır. Tunus'ta buluşmuşlardır. Kısacası İslam dünyası bu seyahat fikriyle ilmi öyle bir yerden bir yere öyle bir taşımışlardır ki hayret edersiniz. Mesela geçmiş gün meseleyi tam hatırlamıyorum. Ebu Bekir İbn-i Arabi, bildiğimiz İbn Arabi değil bu. Şey değil, bu fakih, Maliki fakih İbn Arabi. Ahkamul Kur'an'da diyor ki Beytül Makdis'te diyor ilim tahsil ederken şöyle bir mesele olmuştu diye zikrediyor. Ahkamul Kur'an kitabında. Adam gelmiş nereli İbn-ül Arabi? Granada'dan. Gelmiş Granada'dan veya Kurtuba'dan gelmiş Beytül Makdis'te ders tahsil ediyor. O zamanın şartları ve imkanları içerisinde. Ne kadar bir şey. İşte seyahat bu. Ümmetin seyahati oruçtur, ümmetin seyahati cihattır vesaire diye tefsir edilmiştir. Oruç vesaire. Er-raki'un rükû neyi anlatır? İtaati, boyun eğmeyi, teslimiyeti. Kimin önünde biz rükû ederiz? Allah'ın önünde rükû ederiz. Es-sacidûn secde. Rükû hali de secde hali de idrak edildiği vakit çok müstesna zamanlardır. Müminin en çok haz aldığı hallerdir inanın. Çünkü Allah'ın huzurunda kıyamda duruyorsun. Okuduğun Kur'an'ın sana Allah'a sağladığı yakınlık, Kur'an sayesinde ifade edeyse Allah'la iletişime girmek, tamam mı? Seni onunla yetinmiyor, kıyamla yetinmene müsaade etmiyor. Rükû gibi bir ihtiyaç kendiliğinden doğuyor. İşte namazda onun için rükû da bir rükündür. Rükûla da yetinmiyorsun. Rabbime daha çok yakın olmak istiyorum diyorsun. Rabbimin önündeki zilletimi, ubudiyetimi daha ileri derecede ifade etmek istiyorum diyorsun. Bu ihtiyacını karşılamak üzere şeriat koyucu, Aleyhissalatü vesselam ve Cenab-ı Rabbül Alemin sücudu meşru kılmıştır. Secde ederek Cenab-ı Allah'a yakınlığını daha ileri derecede hissedebiliyor. Onun için Peygamber Aleyhissalatü vesselam kulun Rabbine en yakın olduğu hal secde halidir. Bu sebeple o haldeyken çokça dua ediniz diyor. Çokça dua ediniz diyor. Secde halinde dua daha ihlasla yapılır. Daha bir samimiyetle yapılır. Daha içten yapılır. Senin yere en yapışıktığın hal, alnınla, ellerinle, ayaklarınla, bütün benliğinle Allah'a en yakın olduğun haldir. Ulvi bir haldir. Bu ulviyeti idrak etmeyi nasip etsin Cenab-ı Hak. Evet. Tevbe ettin, ibadet ettin, seyahat ettin, rükû ettin, secde ettin. Hep kendi içine derununa ifade yerindeyse gezdin, dolaştın. Kendi ruhunu yüceldi bunlarla. O yücelen ruhla cemiyete intikal edeceksin artık. Cemiyetle karşı karşıya çıkacaksın. El-âmirûne bil-ma'ruf ve'n-nâhûne anil-munker. Mümin kendi boyutlarındaki dünyada dolaşan insan değildir. Kendi boyutlarını aşmayan insan değildir. Mümin kendisini aşan insandır. İyiliği, hayrı, yüceliği kendisinden taşan, cemiyete ulaşan insandır. İyiliği emreder, münkerden nehyederler diyor. İyiliği emredenler, münkerden alıkoyanlar. Aman ya Rabbi. Ve bütün bunlarda hepsini kapsamak üzere وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ Aman ya Rabbi. Ya. Müminin hududu var kardeşim. Mümin had bilir. Sınır bilir. Bugünkü cemiyet
de yetişen insan. Yetişen çocuklar. En bariz vasfı had hudud bilmemeleridir. Peki. Kendi özel menfaatleri ve zevkleri dışında had hudud bilmiyorlar. Had hudud bilmiyorlar. Vallahi kendim utandım. Bugün diyelim ki ya yaşa insan neden? Had bilmezlik bu başka bir şey değil. Oturmuşum, vapurda oturacak başka yer de yoktu belki. De öyle ya. Yani içeride oturacak yer yok, dışarıda oturmak zorunda kaldım. Öyle kalabalık bir saat. 17-18 yaşlarında kız çocuğu karşımda oturduğu yerden ayaklarını karşıki sıraya boş verdi. Karşıki koltuğa, kanepeye uzatmış. Yahu kendimle savaştım. Bu nasıl olur yani? Ben bir tanısın tanımasın önemli değil. Hatta arada birisinin karşısında oturup oturmaması da önemli değil. Böyle saygısızlık olur mu? Oraya bir insan gelecek birazdan oturacak ve senin ayakların pisliği onun elbisesine bulaşacak. Bu kadar düşüncesizlik olur mu? Biz bu hale nasıl geldik? Bizi bu hale nasıl getirebildiler? Bu kız eğitimsiz mi? Hayır. Cumhuriyet eğitiminin efendime söyleyeyim en az lisesini bitirmiştir. Görgü görmeyen, edep olmayan bir şehirde mi büyümüş? İstanbul Türkiye'nin en medeni şehri değil mi kardeşim? Var mı bunun tartışılacak tarafı? Öyle söyleniyor değil mi? Elbisesine bakıyorsun, en modern elbise. Blue jean'inden bilmem nesine hepsi var. Spor ayakkabısına bilmem nesine kadar. Boyayı da ihmal etmemiş. Ve bu insan böyle saygısızlık yapabiliyor. Sevinsinler. Kaç yılda kaç milyon genç yarattıklarını görsünler. Ne biçim genç. Böyle yaptılar. Küp içindekini sızdırır derler. Ne varsa küpün içinde onu çıkartır. Balsa bal sızdırır, sirke ise sirke. Başka bir lanetse başka bir lanet. Onu sızdırır. Başka ne sızdıracak ki? İçinde ne varsa onu verecek. Bu laik kültür, laik anlayış, şimdi bunun dışında bu zehirli, bu tabii çok basit bir örnek aslında. Bunun ötesinde o insanın zihnindeki inançsızlık zehiri, akidesizlik, boşluk, ne yapacağını bilememe, hayatı anlayamama, kainatı anlayamama, kul olduğunun farkında olamama. Bu insana düşündüğünüz zaman kızacak bir tarafınız da yok. Bu zavallı, bu hale kim getirdi bunu? Vallahi onların hepsinden, onlardan önce, o mağdurlardan önce Müslüman olarak biz davacıyız. Bizim neslimizi bu hale nasıl getirdiler? Bu yabancı değil ki, bu nihayet bizim gibi bir insanın evladı bu da. O da kızının, evladının, oğlunun her neyse böyle olmasını istemez belki. O da bu halinden şikayetçi. Razı değil, memnun değil. Ha biz ve bizim gibiler, samimi söylüyorum biz imalat hatasıyız kardeşim. Biz bu sistemin istediği, üretmek istediği insanlar değiliz. Onlar biz çıkalım istemediler. Ama her şey Allah'ın iradesiyle oluyor. Hiç kimse Allah'ın iradesini değiştiremez. Ve biz insanlığın bu yolda olduğuna inanıyoruz. Gelelim konumuza, önemli değil. İyiliği emredip münkerden alıkoymak ne demektir? Kişinin kendisini aşarak, faydasının kendi sınırlarında kalmayarak, iyiliklerinin, güzelliklerinin başkasına
örnek olarak taşması ve başkasını yönlendirecek hale gelmesi demek. İyiliği emredip münkerden alıkoymak budur. Ben iyilik yapıyorum, sana da gösteriyorum. Kötülük yapmıyorum, senin de kötülükte önünü kesiyorum. Bu benim sana iyiliğimdir. Bir zaman sonra sen de bu hale geliyorsun. Toplum böyle düzelir ve böyle fesadı önlenir. Ya iyiliği emreder, münkerden alıkoyarsınız diyor. Yahut da Allah-u Teala sizin kalplerinizi birbirine vurur. Sonra dua edersiniz ve duanız kabul olunmaz. Bu cemiyeti bu hale getirdiler. Tekrar eğer kalplerimizin birbirine kaynaşmasını istiyorsak, tekrar dualarımızın Allah tarafından geri çevrilmesini istemiyorsak, bu ayet-i kerimede belirtilen basamakları adım adım izlemeliyiz. Tövbe edeceğiz, ibadet edeceğiz, hamd edeceğiz, seyahat edeceğiz, rükû edeceğiz, sücud edeceğiz, iyiliği emredip münkerden alıkoyacağız. Ve Allah'ın hadlerini muhafaza edeceğiz. Bütün her halimizde Allah'ın bizim için hudut çizdiğini unutmayacağız. Mümin öyle ipinden, kazıktan kopmuş, istediği gibi, istediği zaman, istediği yere giden, istediği kadar, istediği yerleri çiğneyen, istediği gibi hareket eden değildir. Hayır. Müminin bağlı olduğu hudutlar vardır, sınırlar vardır. Müminin başı ifadelerinde ise bağlıdır. Eskilerin dediği gibi baş başa, baş şeriata bağlıdır. Başımız şeriata bağlı olursa hepimiz de o şeriata bağlıyız. Ama gel gör ki baş ipini koparmış, nereye gittiğini bilmiyorsa, laiklik belasıyla, şu belasıyla, beşeriyetin beşeri kanunlar veya yasalar veya öğretiler veya değerler veya şunlar bunlar belasıyla, o zaman başın veya burnunun nerede olduğunu bilemez. Rehber olunmaz onlardan. Rehber, İslam şeriatıyla, İslam hududuyla, her şeyiyle bağlılığını taahhüt etmiş, ortaya koymuş olan insanlardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dır. Onun yolundan gidendir. Onun yolundaki bütün yollar da günümüzde bütün dünyada gördüğü gibi çıkmaz sokaktır. Çıkmaz sokak olsa ne ala, uçurumdur, uçurum. Kur'an-ı Kerim'in tasvir ettiği gibi dibi ateş kaynayan bir çukur, bir uçurum. Cenab-ı Allah bizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Başkalarının da sırat-ı müstakime gelmesi için bizleri vesile yapsın. Ve bu vesileleri her geçen gün çoğaltsın Cenab-ı Allah. Evet, kısa bir fasıla verelim inşallah.